89.3 Radyonet, 102.2 Radyo Mega ve Sakarya TV Web TV'de canlı olarak ortak yayınlanan bir yerel gündemden hepinize mutlu saatler. Ben Deniz Murat Kürür ve bu hafta yerel gündemin bu haftaki konuğu AK Parti Sakarya Milletvekili aday adayı Sayın Cihan Saraç efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Geniş bir kamuoyu tarafından dinlenen bir programdasınız. Biz sizi tanıyoruz basın camiası olarak ama kısaca sizi tanıyalım özellikle. Öncelikle hepinize selamlarımı iletmek istiyorum. Sakarya 1974 doğumluyum. İlk orta ve lise tahsilimizi Sakarya'da tamamladık. Bu süreçten sonraki ticaret kokeninde aile kökeninden geldiğimiz için ticaretin tehlike dallarında erken faaliyetlerle bulunduk. Yine bir esnaf kökenli bir ailenin evladıyım. Partimize geçtiğimiz dönemlerde Erenler AK Parti Belediye Başkan aday adayı olduk. Bu süreçte tabii bizim için atmosferi pek yüksek bir süreçti. Sonuç itibariyle bizim için de o dönem hem partimizin bizi tanıması adına, tabanımıza ulaşmamız adına hızlı bir şekilde çalışmaya devam ettirdik. Ve gene de fazla değişim olmamakla beraber yüzde de belediye başkanlarımız göreve geldiler. Hepsinde de o süreçte zaten aday adayı olup da tek ziyaret eden, hayırlı olsun diyen bir siyasetçilerden bir tanesiyim. Hı hı. Aslında tabii ilerleyen saatlerde konuşacağız tabii dakikalarda. Siyaseti bırakmayacağımızın sinyallerini aslında o günler vermiştik. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz AK Parti'nin yeni söylemi Yeni Türkiye. Evet. Siz bu söylemin neresinde duruyorsunuz? Yeni Türkiye'nin yeni ufkundayız. Yani şu var, Sakarya'nın bundan sonraki AK Parti'mizin yapmış olduğu hizmetlerin bir kat daha üstüne koymak adına biz bu söylemin içerisinde olmak istiyoruz. Hep birlikte aile bütünlüğü içerisinde hep beraber bu vizyonu karşılayarak Sakarya'mızı çok daha ileriye, bu seviyeden çok daha ileriye taşımak için, var gücümüzle çalışmak için mücadele edeceğiz. Söylem noktasında zaten 7 tane güzel insan. 7 tane güzel insanın Sakarya'ya 7-0 yaparak inşallah çok güzel şeyler kazandıracağını canı gönülden ve canı umutla bulunuyorum. Sayın Saraç, geçen dönem demin ifade ettiğiniz gibi Erenler Belediye Başkanı adayıydınız. Evet. Şimdi vekilliğe soyundunuz. Partiniz muhteşem bir sayıda 73 aday çıkar, aday adayı var ve 73 adayından biri de sizsiniz. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi AK Parti başta çok büyük bir aile. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Ahmet Davutoğlu ve ekibi, tabii ki geçmişten gelen birikimlerimizle AK Parti'mizin güzel icraatlarına yolunu ufuk açan liderlerimizdir kendileri. Bizler de bu liderlik konumu içerisinde arkalarındaki göreceğimiz, bakacağımız hedefler doğrultusunda biz de ufku, bize yolları açtılar. Partide şu zenginliği görüyorum. Tabii diğer muhalefete baktığımız zaman aday adayı bulamamamızın yegane sebebi gerçek bir muhalefet anlayışını yapamadıklarından kaynaklanıyor. Bizim de tabii ki partimizin büyük bir birikimi var. Geçmişten gelen büyük icraatlarımız var. Bu icraatlarımız noktasında birlik ve beraberliğimiz var. AK Parti'nin en güzel özelliği istişare. İstişare partisi olduğu için bu söylem içerisinde, partimizin bu vizyonun içerisinde bizleri hep birlikte güç katarak 73 tane çok güzel, çok değerli, çok kaliteli aday adayı arkadaşlarımızın içerisinde 7 tane maalesef aday çıkacak. Ben 7 arkadaşımızın da, şahsımın olacaksa da ve olmayacaksa da, olursa tabii ki zenginlik olacak. Olmayacaksa da gene aynı katkılarımızla, aynı gücümüzle partimizi, zenginliğini, icraatlarını, yolunu ve ufkunu açmak için çalışacağız. Sayın Saraç, partiniz tarafından aday gösterilip 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili eğer olursanız, Sakarya için önemli projeleriniz var mı? Şimdi tabii ki bu sorular sık sık geliyor. Sabah da bir televizyon programına katıldık. Bu aslında diğer aday adayı arkadaşlarımıza biraz haksızlık olur. Yani ilk önce partimizin bir literatürü var, bir seviye var. Baktığımız noktada geçeceğimiz, yapacağımız işlerde biz adaylık noktasına gelirsek tabii ki tamam projelerimiz var ama bunu buradan geçen de söyledim. Bugün de söylemek aslında yadırgayacak durumu görmüyorum. Sağlık sektörü, özellikle ve sağlık sektöründe Sakarya'mız için, ben bir sağlık eşiyle evliyim. Sağlık sorunlarını çok iyi bilen bir siyasetçi olarak Sakarya'yı sağlıktaki geldiğimiz noktayı, AK Parti'nin yapmış olduğu büyük icraatlarla birlikte
daha ileriye taşıyabilecek projelerimiz var. Tabii bunları inşallah gün ve zamanı geldiği için zaman zaman da açıklayacağız. Evet. Şimdi partinin sloganı 7 Haziran'da 7 güzel insan diyor. Evet. Şimdi malumunuz biliyorsunuz 5-1-1 şeklinde. Evet. Siz 7-0 olabileceğine inanıyorsunuz. Ben 7-0'ı bekliyorum. Nasıl bekliyorum? Yine partimizin, AK Partimizin bu dönemde sivil anayasanın temel kaidesi noktasında Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman sivil anayasayla birlikte Türkiye'nin ufkunun daha da açılacağını düşündüğüm için ve AK Parti'nin orayını biliyorsunuz her dönem üstüne koyarak geliyor. Hı hı. Ve gerçek bir muhalefetin olmayışı. Biz hep bundan yakınıyoruz. Bizim reisi cumhurumuz, başbakan kendi söylüyordu. Muhalefet böyle olduğu sürece biz iktidarda kalacağız. Muhalefet nedir? Sizi karşı tarafta eleştiren, yanlışın doğrultusu. Fakat biz öyle bir aileyiz ki biz kendi içerimizde tatlı muhalefetler yaparak, birbirimizi uyararak ve düzelterek daha alımlı ve ılımlı yollarda gidiyoruz. Sonuç itibariyle burada AK Parti'nin 7-0 yapacağını ben inanıyorum. AK Parti burada halka tabana ulaşan bir parti. Ve adayların bunda önemi olduğu kadarıyla genel Türkiye potansiyelinde alacağımız oy potansiyelinde önemli olduğunu düşünüyorum. Allah'ın izniyle 7-0 yapıp meclise gideceğiz. Az önce ifade ettiğiniz yeni anayasa öncelikli maddelerden bir tanesi AK Parti'nin anladığım kadarıyla, daha doğrusu kamuoyunun bilgisi dahilinde. Bununla birlikte başkanlık sistemi de konuşuluyor. Siz başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben başkanlık sistemini baştan aşağı savunan siyasetçilerdenim. Niye? Türkiye artık batıya dönük, ufku açık, açılmış bir ülke. Bizim tabii doğu ile batıyı coğrafi olarak birleştiren bir konumumuz var. Ama baktığımız zaman başkanlık sisteminin Amerika'da ve diğer ülkelerde ne kadar mantıklı bir şekilde işlediğini görüyoruz. Başkanlık sisteminin bizi bazı icraatlarımızda daha da hızlandıracak, daha da bürokrasiyi ortadan kaldıracak, çok daha hızlı Sakarya ve Türkiye geneli için bizi zenginlikler katacağını düşünüyorum. Tabii ki bunun için bizim anayasal çoğunluğu sağlamamız gerekiyor. Bu dönemdeki milletvekili adaylarımızın dirayetli, geçmiş dönemde olduğu gibi bundan sonra dirayetli olarak bu konuya inanarak ve vakıf olması gerekiyor. Ben Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun bu konu hakkındaki düşüncelerin tam fikri olduğunu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı fikir ve zikirle düşünce olduğunu ve bizim de aynı fikirler doğrultusunda yürüyeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Evet. Sayın Serhaç, geçen Bolu Kongresi'nde Başbakan ve Teşkilat Başkanı davetlisi olarak katıldınız, biliyoruz. Üst düzey ilişkileriniz var. Sakarya'ya bu kazanım olarak yansıyacak mı? Şimdi bizim şöyle bir çalışmamız oldu her zaman için. Biz yerelde, tabanda, teşkilatımızla birlikte hiç kopmadık. Hep birlikte olduk. İşte Erenler AK Parti Belediye Başkan aday adayı olduk fakat küsmedik. Çıtamızı daha da yükselttik. O süreçten bu sürece kadar bürokrasideki benim ziyaretlerim basına yansıdı. Ben o günden bugüne ilişkilerimi bürokrasi ağı olsun, vatandaş da olsun hiçbir şekilde koparmadım. Niye? Gecenin saat 1'inde benim telefonum çalıyorsa ve ben Cihan Saraç olarak partimi, AK Parti'mi temsil ediyorsam benim o işi üstlenmem, vatandaşım adına o işi başarmam gerekiyor. Siyasetin de zaten yeter amacı bu. O yüzden bizim bu çalışmalarımızın genel merkez nezdinde, başbakanımız nezdinde görülmesi bizi ayrıyetten mutlu etti. Bu demek değildir ki diğer arkadaşlarımızla çalışmaları ve yaptıkları noktasında hem bir taraf veyahut da baktığımız zaman küçümsenecek veya büyümsenecek bir durum değil. Ben Cihan Saraç olarak dediğim gibi esnaf bir ailenin çocuğuyum. Halkın tabanından geliyorum ve halkın içerisinden geliyorum. Halkın içinden geldiğim için her kesime, her şekilde mücadele ederek, koşarak, azimle hareket ediyorum. Tabii bu da büyüklerimiz tarafından bazı yaptığımız icraatlar, mücadelemiz görülmesi bizi takdiri şayet olarak gözüküyor. Tabii ki ben elimde partimin adına, partimin büyükleriyle, teşkilatımla ve tabanımla elimden gelen var gücüm ne varsa bunu kullanacağım. Benim sabahım ve akşamım, gündüzüm bunun için olacak. Bu ilişkilerim de zaten bunun için var. Ben onur duyarım, gurur duyarım. Tabii davet aldık. Aldığımız davette icap olarak katıldık. Ben o gün Felizli Kongresi'ndeydim kendim. Biliyorsunuz bütün ilçe teşkilatlarının kongrelerine birebir katıldım. Hı hı.
teşkilatımın içinde olmak, teşkilatımla birlikte olmak, bir cihanın da teşkilata güç vermesi adına tabii bunun il dışından davete gitmemiz ayrıyetten bize onur duyurdu, gurur duyurdu. Onun itibariyle bizim elimizden gücümüz neyse, bürokrasik olsun. Eğer milletvekili olacaksak, şunu da söyleyeyim, şurada açıkça konuşuyorum. Bugüne kadar görmüş ol görülen Cihan Sıraç'ın 5 kat daha performansı bir Cihan Sıraç olacak. Sakarya için, vatanı için, halkı için, hizmeti için bu olacak. Az önce ifade ettiğiniz, kendinizi anlatmak için ve parti içerisinde gezileriniz sürüyor, teşkilatta dolaşıyorsunuz, şeylere gidiyorsunuz. Tabii. Nasıl karşılanıyorsunuz? Gayet güzel karşılanıyoruz. Yani şimdi halk bunları tabii takdir ediyor. İlk önce önemli olan sizin çalışmalarınız. Siz yerelde ve tabanda halka ne kadar ulaşırsanız, halkı ne kadar dinlerseniz, halkın sorunlarına ne kadar eğilirseniz, halk o kadar sizi yüceltir. Yani bu işte torpil yok. Bu işte ben buyum yok. Hiç kimse kalkıp da ben diyemez ki ben burada kesinim. Böyle bir şey yok. Bizim karnelerimiz genel merkeze gidecek. İl başkanımız Berzi Kılıç takdiri noktasında, il yönetimimizin takdiri noktasında, genel merkezimizin takdiri noktasında bir değerlendirme olacak. Tabii biz ilçelerde Karasu'ya gittik, Hendek'e gittik, Felizli'ye gittik, belediye başkanlarımızı gittik. Bir hafta içerisinde günde 10-12 program yapıp gece 2'lerde 3'lerde geldik. Bu benim tabii şahsi biraz hiperaktifliğim. Yani ben hiperaktif bir siyasetçiyim. Dolaşmayı çok seven bir siyasetçiyim. Burada şunları gördük. Halk bizi gerçekten tanımış. Yani Cihan Sıraç ismini bugün Karasu'dan Felizli'ye kadar, Felizli'den Hendek'e kadar, Hendek'ten Karakürtçe'ye kadar herkes duymuş. Bu ne demektir? Siz isminizi vatandaşa ulaştırmanız, anlatmışsınız demektir. Bunun için de biz yetki istiyoruz. Yetki nedir? İşte Allah nasip kısmet ederse, hakkımızda hayırlısıysa, aday olursak, biz Sakarya'nın milletvekili olarak vatandaştan, halkımızdan, partimizden ve büyüklerimizden yetki istiyoruz. Bunu istememizdeki yegane sebep başarımızın Sakarya için olacağını kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi konuşmanızdan yola çıkarak bazı şeyler altını çizmek gerekiyor. Farkınızın çok çalışmak olduğunu söylüyorsunuz. Yanlış yorumlamam herhalde. Hayır, o şu an farkımın çok çalışmak değil. Bana o şekilde şimdi şu söyleniyor. Yani Cihan Bey her yerde varsınız. Bu ne güzel bir şey. Ben her yerde varsam partim için varım. AK Parti için varım. Ben AK Parti bünyesinin bir evladıyım. AK Parti ailesinin bir ferdiyim. Tabii benim her yerde olmam, koşmam, mücadele vermem diğer arkadaşlarımızın da aynı şekilde, aynı efor ile. Ama benim biraz daha farklılığım bu Erenler Belediye, AK Parti Belediye Başkanlığı aday adayı dönemindeki süreci bırakmamış olmadan kaynaklansa halkın bu zihniyetinde, fikrinde olan bir şey herhalde. Şimdi malumunuz biliyorsunuz burada zaman zaman gelen adaylara aynı şeyleri soruyoruz. Evet. Öğrenmek istediğimiz evet. Şeyler var. Mesela kamuoyunun bir takım problemleri vardı. Yani bunlardan bir tanesi. Mesela Sakarya merkezine demiryolunun trenin girmesi için istek var. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bence de girmeli. Yani şimdi burada ben de aynı şekilde fikir alıyorum bu konu hakkında. Benim de görüşüm Sakarya, tabii bunun için bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toşoğlu'nun da büyük katkıda olacağını düşünerek konuşuyorum bunu. Tabii ki girmeli. Çünkü halk eğer talep ediyorsa, halkın böyle bir bakış açısı varsa bunlara kulak vermek durumundayız biz siyasetçi olarak. Ha bunun tabii gerekçeleri ve düzenli veyahut da altyapısı nasıl oluşur, nasıl gelişir? Bu noktada bunları halka anlatarak olacaksa da olmalı, olmayacaksa da olmayacak sebeplerini açıklamalıyız. Şimdi belki sonlardan gittik ama şimdi Sakarya malumunuz tarımı, turizmi ve sanayisiyle bir mozaik. Vekil olursanız sizin master planınız nedir? Yani şimdi gene tabii siz burada deneyimli bir sunucu olarak benden bir şeyler almak istiyorsunuz ama ben şimdi baktığım zaman gene öteki arkadaşlarıma haksızlık etmemek adına evet Sakarya'nın bütün sorunlarına vakıf bir çocuğum. Yani 41 yaşındayım kendim. Sakarya doğup büyümeyim. Mozaik bir ailenin, baba tarafım Karadeniz, anne tarafım göçmen, Melez bir ailenin oluyum. Baktığımız zaman halkla da iç içe esnaflıkta yaptığımız için her kesimin sorunlarını ciddiyet olarak biliyoruz. Burada bence müzakere ederek, fikir teyakkısı yaparak seçileceksek, bu yanlış anlaşılıyor tabii, aday olursak diğer milletvekili, kardeşlerimiz, abilerimiz ve bizden küçük olacaklar varsa da kardeşlerimizle fikir zikir teyakkısında bulunarak ve partimizle, en büyük partimizle
Bunları ele alacağız. Bu ele aldığımız noktaları değerlendirme noktasında biz AK Parti olarak en iyisini nasıl yapabiliriz? Nasıl mücadele edebiliriz? En doğrusuna nasıl ulaşabiliriz? Bunlara bakacağız. Ama tabii Sakarya'mızın bir liman ulaşması, liman önemli bir proje ve bu projenin ben bu dönem içerisinde büyük bir yolu kat edeceğine inanıyorum. İşte Felizli bölgesindeki organize sanayi bölgesi var. İşte geçen şeyi gezdim. Kaynarca'da Söğütlü bölgesinde konut açılımı olduğunu aldım. Bunları tabii not alıyoruz. Ben gittiğim her yerde bunları soruyorum. Fikir olarak almaya çalışıyorum. Tabii bunlar vekil olursak, vekil olacağımız dönemde de istişare yaparak, çalışarak sonuca ulaştırmaya çalışacağız inşallah. Şimdi yine kendi ifadenizden göçmen bir aileden, evet, Karadenizli melez olduğunuzu söylediniz. Sakarya zaten bir mozaik hepimiz, evet, yani, baktığımızda. Fakat buradaki Sakarya'daki hoşgörü maalesef ülkenin tamamında yok. Malumunuz bir AK Parti'nin önemli projelerinden bir tanesi çözüm süreci. Evet. Bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Çözüm süreci bence şöyle bakalım olaya. Çözüm süreci bence başarıya yarı yarıya ulaşmıştır. Nasıl ulaşmıştır? Bugün bizim ülkemizde 2 seneye yakın bir zaman zarftır şehit cenazeleri gelmemekte. Bunun tabii baktığımız zaman bizim 30 yıllık kanayan bir yaramız. Kürt, Türk, Çerkez, Laz, Boşnak hiçbir mezhep ayırt etmeksizin hepimiz Sakaryalı, hepimiz Türkiye'liyiz. Biz baktığımız zaman vatanımızı, milletimizi sevmek durumundayız. Çünkü başka bir vatan yok. O yüzden çözüm sürecinin AK Parti'nin şehit cenazelerinden sonraki süreçlerle ilgili de konuşmak isterim. Bunların başarıya ulaştığını düşünüyorum. İşte sivil anayasa diyoruz. Sivil anayasa niye diyoruz? Bunun için diyoruz. Sivil anayasa herkesin hak ve hukuklarını bugünkü çağdaş düzene bakarak, çağdaş fikre bakarak yeniden yapılandırılmasıyla birlikte herkesin daha refah düzeyine ulaşacağını, belki bugünkü uğraşacağımız sorunlarla uğraşmayacağımızı bakıyoruz. Biz bugün örnek milli gelirimizi 12 bin dolar seviye üzerine çıkarmış bir ülkeyiz. Aldığımız tarihlerde 2500 dolarlardan aldık. Tabii ki bu bizim için büyük bir çağ atlaması. Bugün 20 bin dolar niye olmasın milli gelirlerimiz? Biz niye bugün cenazelerle uğraşalım? Bugün niye bu vatan evlatları vefat etsin, ölsün? Niye anneler ağlasın? Onun için biz bunlar için bu fikir ve düşüncelerde başkanlık sistemini savunuyoruz. Sivil anayasayı savunuyoruz. Ve bunların altında bugün geldiğimiz sürecin daha bir hızlı işleyerek daha iyi sorunların daha güzel çözülmesi için bunların çözüm noktasında başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. İşte bu bizim için seçim kırılma noktası olacaktır. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 400 tane milletvekili ve meclise güçlü bir şekilde gelirsek biz bu sorunların hepsini el birliğiyle ayırt etmeksizin başaracağımıza inanıyorum. Evet. Şimdi malumunuz zaman zaman genelden, zaman zaman yerelden soruyorum. Tabii ki, tabii. Yani, buyurun, buyurun. Şimdi bu şehrin bir marka takımı var ve futbolu çok seven bir... Sakaryaspor'da yöneticilik yaptım ben. Evet. Biraz da ondan konuşalım istiyorum. Şimdi Tatankalar bizleri dinliyorlar. Tabii ki. Onlar bizim canlarımız, her şeyimiz. Biz onlar için var olacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Zaten Sakaryaspor'umuzun şu anki durumu da çok daha iyi olacak. Allah'ın izin verirse. Çok daha güzel konumda. Ben gençlik yıllarında top oynadım. Sakaryaspor'un PAF takımı vardı o zaman. Oğuz, Aykut, Çetin, Engin. O devasa bir kadro. 87-88'in olduğu dönemde Sakaryaspor'un PAF takımındaydı. Tabii Sakaryaspor'u top oynamayı çok sevdim. Bizim bu noktada baktığımız zaman Sakaryaspor'un esnaflıkla top bir arada gitmeyeceği için babamız dedi ki sen ilk önce ticaret, tahsil, ondan sonra top hayatı deyince bizim futbol hayatımız biraz geriye düştü. Aslında Sakaryaspor'un ben şunu bir anımı anlatayım size. Ben maçlara çok gitmek isterdim. Tabii küçüktük o zaman. 12-13 yaş, 14-15 yaşlarında. Babam da rahmetli benim vefat etti 98 yılında depremden önce. Maçı hiç sevmezdi. Ben babam Beşiktaşlıydı. Baba dedim Sakaryaspor maçına beni götür. Lütfen götür. Benim babam biraz Karadenizli aile olduğu için biraz despotluk vardı o dönemde. Baktım bir gün hadi giyin gidiyoruz dedi. Halbuki eniştem hanımın reyi vardı. O kendisi beni hafta sonları pazar günü olup maça götürdü. Aşk vardı. O eski kale arkasının olduğu maça. Ve hangi maça gittik biliyor musunuz? Ben o anımı unutmam.
Sakaryaspor'un Beşiktaş'ı 4-0 yendiği maçta. Maç yani. O maçta ben iyi ki babamla gittim ki babam ondan sonra maçlara gitmeye başladı. Onun için Sakaryaspor benim için bir sevdadır. Geçtiğimiz dönemlerde Sakaryaspor'da biz yöneticilik yaptık. Kısa bir dönem de olsa. Sakaryaspor için elimizden ne gelirse, vekil olduğumuz zaman, olmadığımız zaman için geçerli bu siyasetçi olarak. Elimizden var gücümüze. Bizden yapabileceğimiz gücümüz noktasında Sakaryaspor bir sevdadır. Sakaryaspor'un biz inşallah birinci lige, süper liglere taşıyacağız. Bu şehir bu ruhu yaşamış bir şehir. Bu şehir bu ruhta ben gece saat 2'lerde 3'lerde Sakaryaspor'u şey girişinde şampiyon olduğu zamanlarda 4 yol girişinde beklemiş, konvoylar yapmış bir insan. Onun için benim Sakaryaspor sevdadır. Bir vekil olduğumuz zaman Sakaryaspor için her zaman elimizde var gücümüzle çalışacağız. Şimdi malumunuz hatırlarsınız o zaman. Şimdi Sakaryaspor'umuz var ama geçmişte de bizim salon sporlarında da başarılarımız var. Burada var. Okçuluk, voleybolda hatırlar mısınız İsmail Karadeniz? Şimdi de malumunuz Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin basketbol takımı sporun ana kaynağı olduğu için o noktada bununla ilgili projeleriniz var mı? Şimdi ilk önce Büyükşehir'i tebrik ediyorum. Büyükşehir'i gerçekten benim oğlum futbol ve basketbol oynuyor. Basketbolun akşam hatta basket topu aldı bana yeniden. Sürekli kaybediyor. Baba top al maçlarımız var dedi. Sporu seven bir evladım var. Şimdi Büyükşehir'i takdir ediyorum. Çünkü böyle bir konsepti yakalamış, böyle bir havayı yakalamış. Bunda Büyükşehir Belediye Başkanımızın Zeki Toçoğlu'nun çok büyük katkıları olduğunu da görüyorum ve gözlemliyorum. Ayrıca kendisine teşekkür ediyorum buradan. Baktığımız zaman bizim bizden gelebilecek spor dallarının hangisinde olacaksak, yani teklif varsa onu da biz her şekilde yanında olacağız. Ama tabii ki gene söylüyorum, Sakaryaspor bir sevda. Sakaryaspor'un da biz diğer dallar gibi Sakaryaspor'u da birinci ligde görmek için var gücümüzle çalışacağız. Evet. Malumunuz program başında da söylediniz. Sağlık alanında çok ciddi bir bilgi birikiminiz. Evet. Yani biliyoruz. Evet. Sakarya ile ilgili, sağlıkla ilgili projeleriniz var mı? Şimdi şöyle diyelim ona. Şöyle bir şeyden bahsedelim. Sakarya bugün sağlık alanında fiziki altyapısı olarak çok ileriye gitmiş bu konuda. Nasıl? AK Parti hükümetimizin zamanında. Recep Akdağ, önceki bakanımız, Orhan Gümrükçüoğlu, önceki Sağlık Bakanı Müsteşarımız ve şu an Trabzon Belediye Başkanımız olan iyi bir abimizdir. Onun projeleri noktasında sağlıkta bir dönüşüm başladı. Tabii bu dönüşümü yaşarken şuraya dikkat ettik. Sağlıktaki dönüşümün hekimlere uyumu olabilecek mi? Hı hı. Çünkü halk önceden muayenehane sistemi vardı. Halk muayenehaneye gidiyordu. Muayenehanede tabii tedavi olacağı zaman belli bir ücret ödemesi gerekiyordu. Bu sosyal hakları olan ve olmayan insanlar için yeşil kart uygulaması biliyorsunuz. Geçmiş hükümetlerin uygulamasıydı. Tabii muayenehanelerde geçmiyordu. Bugün baktık ki bir aile hekimliği sistemi var. Bugün aile hekimimiz mobil günü olup halkın ayağına gidiyor. Yani bir doktorumuz, hekimimiz sağlık ocağından belirli günler köylere hizmete gidiyor. Bu tabii ki AK Parti hükümetimizin büyük bir döngüsüdür. Hastanelerimize tam gün yasası. Profesörlerimiz, biz eskiden hatırlarız ki İstanbul'a giderdik bir profesöre muayene olmak için. Bugün bakıyoruz ki profesörlerimiz hepsi burada. Sıkıntı ne? Sıkıntı şu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, sağlık dediğinizde biraz benim dalımdır, biraz geniş anlatacağım bunu. Şimdi Türkiye Cumhuriyetimizin nüfus sayısı 77 milyona yaklaştı. Fakat en büyük geçmiş hükümetlerle alakalı olarak bizim en büyük sıkıntımız hekim açığımız. Şimdi bu ben geçen bir Almanya'ya gittiğimde, bundan 4 yıl önce Düsseldorf'a gittiğimde bir tabii sağlık olduğu için aile hekimi sistemi orada vardı. Aile hekimi sistemi bir doktora sordum. Dedim ki hocam sizin Türk bir doktordu kendisi. Hocam size kaç dedim doktor hasta sayınız var? Dedi Cihan Bey 1400 civarı hasta kaydımız var. Ben eşimden örnek göstereyim. Benim eşim 4200 kayıtta. Bu ne demektir? Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus oranına göre doktor sayısının çok azlığı demektir. Bakıyoruz bugün hastanelerde evet fizik yapımız var, profesörlerimiz var, her şeyimiz var. Fakat işte sıra alacağız. 11 ay sonra sıra gidiyor. İşte Cihan Bey yardımcı olabilir misiniz? İlçe başkanımıza soruyoruz yardımcı olabilir misiniz? İşte nedir? Aslında bu sıkıntı gene hekim açımızdan kaynaklanıyor. Bizim bunu aşmamız için bir örnek daha kısası daha geçeyim. Bugün Almanya'da 80 milyon nüfus var. Doktor sayısı 370 bin.
Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 77 bin nüfusta doktor sayısı 134 bin. Biz iktidara geldiğimizde bu sayı 100 bindi. Takdir edersiniz ki 14-13 yıllık iktidar döneminde 30 bini aşkın bir hekim kapasitesi artışı göstermişiz. Fakat yeterli değil. En büyük sıkıntımız, gene anayasaya dönüyoruz. Bir hekimin Türkiye Cumhuriyeti'nde çalışması için Türk vatandaşı olması gerekiyor. Türk vatandaşı olması için de burada evlenmesi gerekiyor veyahut da vatandaşlığa geçmesi gerekiyor. Bugün bakıyoruz Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetlerinde aynı kapasitede çok büyük doktorlar var. Bakıyoruz bunlar Türkiye'de, bugün bir doktor AK Parti sayesinde, gene milli katsayımızın artmasıyla kaynaklanan, bugün 5 bin dolar, 6 bin dolar maaş alıyor. Ha, baktığımız zaman bugün oradaki bakıyoruz, onlar 1000 dolar, 1500 dolar maaş alıyor. Bugün Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Fakat bizim anayasamızdan engeline takılarak Türkiye vatandaşı olmadığı için biz bunları bünyemizde çalıştıramıyoruz. İşte inşallah sivil anayasada bunun gibi yenilikleri sağlayarak doktor sayı kapasitemizi arttırırsak ve şehir hastaneleri projeleri var. Şehir hastaneleri demek ihtisas alanı olup bugün ameliyat olabileceğiniz, bugün ihtisas olarak tahlilleriniz olabileceği, bugün ortopedi olabileceği, her ihtisasın ayrı bünyesinde bina fiziği altyapısı yapılarak Sağlık Bakanlığı'nın projesi var. Bu Sağlık Bakanlığı'nın projesindeki şehir hastaneleri diye geçmekte bu. Bu büyük bir kazanım. Yani baktığımız zaman bugün Sakarya'da olmasını düşünsenize, bunu bölgesel olarak 1000 yataklı devlet hastanesi demek. Bölgesel olarak 600 yataklı bir doğum evi demek. Yani bu kapasitenin artması demek. Bunu orantılı olarak biz doktor sayımızı da arttırırsak halkımıza daha iyi sağlık hizmetleri verebileceğiz. Daha öteye geçelim. Bugün önceden biz 80 TL'ye aldığımız bir antibiyotik bugün 10 TL'ye satılabiliyor. Bu gene AK Parti'nin sayesinde, bizim sağlıktaki dönüşümümüzün, gücümüzün sayesinde olan bir şey. Baktığımız zaman bu orantılarda biz çok yolları kat etmiş görüyoruz. İnşallah bu birikimlerimizi üste koyarak gene sivil anayasayı oluşturarak, sivil anayasayı hep birlikte el birliğiyle yaparak bu sorunları aşarak sağlıktaki konseptin buradan açılması gerekiyor. Çünkü fiziki yapılarımız 10 numara, hiçbir sıkıntı yok. Ama hekim açığımız, sıkıntımız var. Bunu da aşmanın yöntemi bu. Yavaş yavaş sona geliyoruz ama söylediğiniz bu önemli problemden yola çıkarak yine şehirle ilgili bir beklenti var. Yani Sakarya'da bir Sakarya Üniversitemiz var ama bu pek yeterli görünmüyor. Yani bir şehir bir ikinci üniversiteyi kaldıramaz mı mesela? Tabii bunlar yine rektörümüzle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, bakanlık düzeyinde yine fikiren ve zikren, istişareler noktasında karar verebileceğimiz şeyler. Kaldırır, niye kaldırmasın? Bugün baktığımız zaman 2001 senedesindeki öğrenci sayımızla bugün öğrenci sayımız bir mi? Kat sayı artıyor. Öğrencinin girdiği il gelişiyor. Bugün isim vermeyeceğim ama belirli illerde baktığımız zaman sonradan gelişen üniversitenin girdiği yerlerde büyük kapasitede bir gelişim var. Sanayi var. Tabii Eskişehir'in başka iller de var ama baktığımız zaman bu konsepte bizim Sakarya bir merkez noktası niye olmasın? İşte bakın bölümlerimiz teker teker açıldı. Teker teker hepsi var. Sonuç itibariyle bunun yeterlilik kapasitesine baktığımız zaman Sakarya 2. Üniversiteyi kaldırır mı? İstişareler noktasında, fikirler noktasında bunları mansebe yaparak, düşüncelerimizi ortaya koyarak kaldırır. Niye kaldırmaz? Dinleyicilerimizden bir soru gelmiş. Tabii. Yani konuyla çok bağlantılı tabii olduğu için tabii soracağım. İlaç ücretleri emekli ya da işçilerden, eczanelerden kesiliyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi bu da tabii o yine sosyal güvenlik yasasıyla alakalı bir problem. Bunu zaman içerisinde yine bize vatandaşlarımız ilettiği zaman işte sorunlarımızı biz bakanlık nezdinde bazı noktalarda daha iyi iletirsek, daha iyi ortaya koyarsak bakanlığın da bu noktadaki gelişimi daha rahat olacaktır. Bu konu hakkında vatandaşımızın sorusunu haklı buluyoruz. Bunu da tabii ki en kısa zamanda genelgelerle yönetmeliklerle düzelecektir. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Biz AK Parti hükümeti olarak inanın çok mesafeler kat ettiğimizi bunu artık dünyada görüyor. Sadece Türkiye değil. Bu neden geçiyor? Dinamik bir siyasetten geçiyor. Dinamik bir vizyondan geçiyor. İnandığın yolda yürümekten geçiyor. O yüzden biz inşallah Allah'ın izniyle yeni dönemde bunlarla hep birlikte olarak bu düşünceler, sorunların hepsiyle birlikte canı gönülden uğraşarak aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü durmak yok, yola devam ediyoruz. Evet Sayın Sarıç, bu bizim şahsımıza ve basınla alakalı bir soru. Genelde Sayın Milletvekili olursanız eğer, Sakarya Medyası ile ilişkileriniz nasıl olur? Ben Sakarya Medyası ile ilişkilerim her zaman iyi oldu. Gene söylüyorum, esnaf bir, ben çarşıda büyüdüm. Ben onlarla
kardeş, abi, yoldaş, fikir ve zikir olarak tabii ki kasıtlı bakış açısı olmamak kaydıyla. İnsanların en büyük baktığınız zaman ortaya çıkacağı şey, Peygamber Efendimizin de, dinimizin de, vecibenin de getirdiği tek bir şey var, istişare. Gıybetten uzak dururum ama istişareyi önde tutarım. Doğru neyse bunu görelim. Sakarya Medyası'nın ben buradan selam ve saygılarımı hepsine gönderiyorum. Hepsini canı gönülden seviyorum. Hiç ayırt etmeksizin. Ama baktığım noktada daha iyi hep birlikte gene fikir ve zikir olarak medyayı da yani desteklememiz gerekiyor. Medyanın da burada Sakarya'daki büyük gücünü görmemekten gelemeyiz. Medyayı da destekleyeceğiz. El ele vererek biz Sakarya'yı hem medya, hem kişi, hem şahıs öncelikle AK Parti olarak hem bütün aile olarak yürüyeceğiz. Son soruma gelmeden evvel yine çok bizim temel problemlerimizden bir tanesi bu Sapanca Gölü. İstişareye önem verdiğinizi biliyorum, anladım evet, ama kişisel fikrinizi öğrenmek istiyorum. Sapanca Gölü biliyorsunuz Allah bize rahmet yolladı. Büyük bir şu an kapakları açtık. Yani Saski Başkanımızın geçen Üstem Bey'in bir açıklaması vardı. Mutlu etti hepimizi. Evet. Seviyor olanını açtı. Bugün Karatepe'ye bakıyorum. Ben çok gezen bir adamım. Yani bana bir gün dediler ki çok gezen mi bilir, çok yaşayan mı bilir. Hayır, çok gezen bilir. Gerçekten bu realitedir. Ben çok gezen bir adamım. Geçen tabii Kartepe'ye çıktım, baktım. Oo, dedim bayağı bir kar var. Bu bize Nisan ayına kadar kapakları da açtırır, her tarafı açtırır. Bu güzel bir zenginlik. Tabii gölümüzü korumamız gerekiyor. Göl bize Allah'tan bir emanet. Baktığımız zaman doğasal bir güzellik. Sapanca'dığımız güzide bir turizm kenti. Turizm şehri diyelim. Turizm kasabası. Tabii her iki ilçeyi de birbirine bağlıyor. Ben Kartepe'ye çıktığım zaman böyle bir il yok. Bir tarafı 3,5 milyon nüfuslu. Bir tarafı da Sakarya. Tabii ki biz bu zenginlikleri korumamız gerekiyor. Sapanca Gölü'nü koruyarak etrafında işte Serdivan Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın çok güzel bir park alanı orada sağladı. Bu da çok güzel bir zenginlik. Baktığımız zaman Sakarya'mızın burada bu göl etrafında daha sosyal etkinliklerle birlikte gölü de koruyarak yani tabiatı da koruyarak muhafaza ederek olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten su seviyesinin ben biraz düşmesini geçen seneki yağışın biraz tabii burada İzmit'in faktörü olduğu söyleniyor ama yağışın da çok az faktörü var. Çünkü bakıyorsun yağdığı zaman demek bu göl dolabiliyor. Yani dolabiliyorsa demek ki yağışla da alakalı bir şey, coğrafyayla alakalı bir şey veyahut da sosyolojik de alakası var. Ama İzmit'in bu noktada eğer hem hukuki boyutta hem de belediyelik bazında eğer bir burada ileri gitme varsa buna da tabii bizim durdurmamız gerekiyor. Onları da bilgilendirip uyarmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi Sapanca Gölü bizim için küçüklüğümüzden beri bildiğimiz, yüzdüğümüz, suyunu içtiğimiz, yeri geldi mi bisikletlerle gezdiğimiz, deniz sonunda bisikletlerle gezdiğimiz güzel bir tabiat harikası. Evet, program sonuna geldik. Evet, ben tabii ki buraya oturduğunuz zaman insanlar daha da soru bekliyor. Güzel bir ortam, güzel bir atmosfer, güzel bir sunumcunuzla birlikte gerçekten ben de çok mutlu ve şey kaldım. Sakarya'lar en son ne demek istersiniz? Sakarya'ya en son demek istediğim şey şu. Sakarya bizim canımız, ciğerimiz. Biz Sakarya'yı daha ileriye, daha iyi güzelliklere, daha iyi vizyona, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil etmek için varız. Bu Sakarya'mızın takdiridir, halkımızın görüşüdür, halkımız başımızın üstünde yeri vardır. Ama enerjik insanların ve potansiyel olan insanların belli bir noktadan sonra kendini bunu göstermesi gerekiyor. Halkımıza biz bunu icraatlarla, AK Parti'mizin icraatlarıyla, başarılarıyla bir 5 sene sonra Sakarya'yı çok değişik bir Sakarya'ya taşımak amacıyla Sakarya halkımızı buradan canı gönülden selamlıyorum. Esnaf ve tüccar arkadaşlarımızı canı gönülden selamlıyorum. Belediye başkanlarımızı canı gönülden selamlıyorum. Biz biriz, biz değiliz. Hep beraberiz. Sayın Sarıç, programa iştirak ettiğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Renk attınız. Sizi tanımak bizim için keyif oldu. Ben de teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, 89.3 Radyonet, 102.2 Radyo Mega'da ve aynı zamanda Sakarya TV, Web TV'de canlı olarak ortak yayınlanan bir yerel gündeminin sonuna geldik. Haftaya bir başka konu ve konukla görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.